Kemerlerin her biri 5 ton ağırlığında ve 4,5 metre yüksekliğinde Bernard Vene eserlerini milimi milimine yerine oturtuyor. Sen biraz buraya, sen de buraya it. Tamam, şimdi oldu. Vene işini sezgileriyle yönetiyor. Taslak kullanmıyor. Böyle bir enstalasyonu yerine yerleştirmek sanıldığından da zordur. Böylesini ilk kez yapıyorum. Şimdiye kadar hep 3 ya da 4 kemer dikiyorduk. Bu kez Marsilya'da çelikten 12 eğri figür sergiliyor. Teması düzensizlik. Hiçbir anlamı yok ve hiçbir şey de sembolize etmiyor. Neyi başardığımı gösteren heykeller yapıyorum. Kendimi tekrarlamamaya çalışıyorum. Aksine varyasyonlarla temayı genişletiyorum. Önce küçük modeller hazırlıyor. Devasa çelik figürleri Macaristan'da yaptırıyor. Kavis eğrilerinde geometrik formül kullanmıyor. Tesadüfe bırakıyor. İşimin bir parçası olarak eğriler, farklı açılar, düz ve sonsuz hatlar kullanıyorum. Çalışmalarımın teorik yanları da bulunuyor. Bu çalışmayla mesela aşinası olduğumuz günümüzün heykelcilik anlayışından nasıl ayrılabileceğimi deniyorum. Bernard Vene, 1989 yılında Fransa'nın güneyi Lemueil'de bulunan bir eski değirmeni ve 5 hektarlık araziyi satın almış. Kimi zaman burada, kimi zaman da ikinci memleketi olan New York'ta yaşıyor. 1960'lı yılların ortalarından itibaren resimlerinde minimalist akımın etkisiyle matematik, rakam ve denklemleri temel almaya başladı. Gerçek bir sanatçının görevi nedir? Sanat tarihinde yapılan, söylenen ve resmedilen her şeyin sorgulanması lazım. Bu resimlerden önce sanat ya şekilci ya da soyuttu. Aklıma henüz araştırılmamış ama son derece ilginç bir alana el atmak geldi. Bernard Vene'nin resimlerinde çizgi öne çıktı. Çizgiyi tuvalden çıkarıp ahşap ve çeliğe uyarladı. 1980'li yıllarda kavis şeklinde dairevi ve düz enstalasyonlarını aktardı. 1977 yılında Castle kentindeki Documenta'ya, bir yıl sonra da Venedik Biennale'ine davet edildi. Güncel çalışmalarından biri düz çizgi, eğri ve açılardan oluşan bir karmaşa. Heykelleri büyük metropollerde sergileniyor, tıpkı New York, Hong Kong ya da Berlin'de olduğu gibi. Uluslararası müze ve özel koleksiyonlarda da teşhir ediliyor. 72 yaşındaki sanatçı geçen Mart ayında ünlü Julio González ödülüne layık görüldü. Benden önce bu ödülü alan sanatçılar kimler? Rauschenberg, Said Wombly, Jasper Johns, Sulaj, Chida, Anish Kapoor. Hepsi büyük ve uluslararası yıldızlar. Bu ödül ruhumu okşadı. Evet, çok gururluyum. Vene geçen yıl özel bir Bugatti marka spor otomobili sanat eserine dönüştürdü. Cilaladı ve içini iyi bir motorun gücünü hesaplayan denklemlerle işledi. Yaşayan bir sanatçıyken başarı kazanmak çok güzel. Bu harika ama önemli olan tarih yazabilecek misiniz? 200 yıl sonra da takdir görecek misiniz? Bunun için çalışıyorum. Başarı göreceli bir şey. Marsilya Palais du Faro'daki enstalasyonu Ekim ayı sonuna kadar sergilenecek. Vene bir eserini tamamlamadan yenileri için teklif alıyor. Çelikten dev yapıtlarına yeniden düzen verebilmesi için.